Selamünaleyküm hocalarım kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü videomuzun konusu eğitim bilimlerinde son 10 gün nasıl çalıştım, plan programda neler vardı, kimleri izledim bunlardan bahsedeceğim. Hızlı çok hızlı konuşacağım çünkü çok video uzun olmasını istemiyorum zamanınız yok. Hocam öncelikle e, şöyle ben Murat Sakin hocamızı izledim. ÖYT, gelişim, öğrenme ve ölçme derslerinde bu dört zaten sınavın çok büyük bir kısmını e, şey yapıyor, kapsıyor. E, son 10 güne geldiğimiz zaman Açtım, gelen tekrar videoları vardı Murat sakin Hocam'ın. E, şu an sadece öğrenme ve ölçme internette yüklü bu 2020. Ama Murat Hocam e, sınava bir hafta kala bunları paylaşacak. Ben bunların duyurusunu Instagram'da yapacağım. E, dediğim gibi bu ikisini Murat Hocam'dan gelen tekrar videolar olarak izledim. Bakın bunları izledim. Daha sonra elimde çıkmış sorular, konu konu anlatıp ayrılmış bir kitap vardı. Oradan da sorularını çözdüm. Son 10 gün ben bunu yaptım. Bu iki ders için. Ee, ölçme, öğrenme. Gelişim ve ÖYT. Gelişim ve ÖYT'de de maalesef yoktu. Video, sadece video ders notları vardı. video Videolar vardı normal. Onları izlemiştim zaten. Ee, tekrar olarak da Murat Hocam'ın çok güzel ders notları var. Video ders notları var. Onları da açtım. Ben bunları çıktısını almıştım. Ee, onları güzel bir şekilde okudum çok güzel bir şekilde okudum. Ondan sonra işte baştan sona kadar orada örnekler veriyor işte resimlerle görsellerle vesaire. onları okudum daha sonra tekrar çıkmış soruları çözdüm. Bunun yanında bakın ben çıkmış soruları böyle kitap vardı kalın bir kitap. Oradan çöz, çözmeme rağmen son 10 gün yine Enes hocamın kamp programı var. Orada da bahsediyor Enes hocam sağ olsun. Orada mesela örnek veriyorum 2017'den itibaren ve 2015'ten itibaren 2020'ye kadar gün gün ayrılmış deneme şeklini çözdüm. 2015 sorularını. 2015 sorularını çözdükten sonra ne yaptım? Aldım. Hangi dersen kaç yanlışım var? a Karşısına yazdım böyle. Öğretti şu kadar bu 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 bu. O yanlışlarım hangi konulardan? Bakın ben genel olarak çalıştım zaten. Öğretiyi ölçmeye. Genel tekrar son gün yapıyorum. Bunun ekstra olarak. Öğretide genel tekrarlar yapmama rağmen şunu bunu yapmama rağmen A ünitesinde bir yanlışım var o an ötesini dönüyorum video ders notlarından açıyorum okuyorum hızlı bir şekilde örnekleriyle beraber zaten orada arkasında da sorular vardı ama şu an yok galiba bilmiyorum onları çözüyorum ondan sonra e, çözüyorum diyorum okuyorum hızlı bir şekilde yine sorularını çözüyorum ve bırakıyorum ve bunu yapmam saatlerimi almıyor çünkü ben o ara plan programlı ve hızlı bir şekilde çalışıyorum hızlı her şeyim hızlı orada arkadaşlar tamam hızlı olacaksa öğrenmeyeceksen hızlı olmasın ama öğrenebileceğin seviyede en hızlı ne kadar olursa o kadar iyi. Çünkü vakit dar. Çalışmanız gereken farklı alanlar var. Genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri, ders, ders vesaire. Ondan dolayı hızlı bir şekilde okudum. Ve e, genel olarak bunu yaptım. Eğitim bilimlerini. Bunun yanında, bak bu da çok önemli. Bir ÖSYM soruları nasıl çözün diye bir video paylaşacağım. Onu da bırakırım. Açıklama veya kartlara falan. Oradan bakarsınız. Şimdi bir kısaca bir bahsedeyim. Mesela ee, öğrenme psikolojisi ve gelişim psikolojisinde bir kavram var. Nedir? Öz yeterlilik ve e, öz düzenleme. Mesela bunları ÖSYM sorar ya, soruyor. Soruyor yani. Çıkmış sorulara bakın. Sormuş ve bunlar kar karıştırılıyor. Mesela bu ikisini biliyor musunuz? E Bilmiyorsanız veya kafanızda soru işareti varsa hemen aç bakıyorsunuz. Bu da çok önemli. Buna da değineceğim. E, aç bakma olayına. Her neyse. Bu iki terimi iyice bir analiz ettim. Mesela zıt panel, panel, Hmm, forum. Bunlar mesela işte birkaç tane daha var teknikler. Bunlar da birkaç tanesi böyle birbirine inanılmaz derece benziyor. Bunları da açtım bak bunlara nokta atışı çalışma yaptım. Bakın ÖYT'de bunları yaptım. Öğrenme gelişimine ne yaptım? Bazı kuramların bazı terimleri birbirine çok benziyor. Bunları da uyguladım. Mesela rehberlikte e, kuramlar var birkaç tane. Onlar birkaç tanesi birbirine çok benziyor. Bunları aldım böyle kısa kısa notları hızlı bir şekilde yazdım ve bir keşif tak bir köşeye yapıştırdım. Ve bir, bir kenarda duruyordu okuyordum okuyordum arada sırada böyle canım sıkıldıkça Yemek mi yiyeceğim yemek yiyorum mesela Onlara varmış falan diyorum yiyorum bakıyorum falan Ve dışarı çıkıyorum sohbet havasına arkadaşlarla Alıyorum elime şöyle bakıyorum Söylüyorum bakın Söylüyorum onlar söylüyorlar Öğrenme daha da kalıcı oluyor Tekrarlarınızı evde yapacaksanız Hızlı tekrarlarınızda bazı kısımlarda özellikle çok soru çıkan yerleri sesli bir şekilde de okuyabilirsiniz bu da güzel bir yöntem ee, Bunu da tavsiye ederim sizlere Dediğim gibi ee, gene tekrar videolarını izledik. Çıkmış sorular konu konu çözdük. Veya deneme şeklinde çözdük. Ee, deneme analizi yaptık. Konuları. Yanlış yaptığımız konulara baktık. Ee, ÖSYM'nin özellikle sorduğu ve birbirine karıştırdığı ve ÖSYM'nin bunu bildiği ve tekrar tekrar sorduğu terimler var. Bu terimleri az önce bahsettim işte ÖYT'de şuna bunun bunda. Onlara özellikle dikkat ettim. Ve bunun yanında da tekrar ettim ve mesela bir soru çözüyorum arkadaşlar. Ben girdim 2017 çıkmış sorular çözüyorum. Soruyu okudum cevap Adana. Sıkıntı yok çok da güzel bildiğim bir konu ama ÖSYM çeldirici olarak B, C, D ve E'ye neyi vermiş? Ve çeldirici olarak verdiği şeyleri ben biliyor muyum? Mesela örnek veriyorum cevap panel. İşte zıt panel vermiş, şunu vermiş, bunu vermiş. E'ye de form vermiş. Siz bakınca aklını, kafanızda bir şeyler beliriyor mu? Forum deyince gerçekten o bildiğiniz şeyler aklınıza hemen geldi mi? Bir örneklerle şunlarla bunlar çalıştınız ya işte Murat Hocamla ben öyle çalışmıştım. Onlar aklınıza geldi mi? Gelmiyorsa biz problem vardır. Ne yapacaksın foruma? Yani bir soru işareti koyacaksınız. Denemeden sonra açacaksınız ama notlarınızdan. Forumları hızlı bir şekilde okuyacaksınız. Bakacaksınız yani. Bu da çok nokta atışı. Hem eğitim bilimlerinde, tarih dersinde de bu çok önemli. Bakın tarih dersinde ve coğrafya dersinde de böyle. Ee, çeldiriciler diyoruz biz bunlara. Çeldirici nedir? Sizin yanlış cevaptır. Yanlış cevabı siz ne kadar biliyorsunuz? ÖSYM'ye çünkü bazı yayınlar var. İsim vermeyeceğim. Saçma sapan çeldiriciler koyuyorlar ama ÖSYM'nin soruları kaliteli. Ayrıyeten çeldiricisi bile kaliteli. İnanılmaz kaliteli ve bu çeldiricileri siz ne yapacaksınız? Bakacaksınız, önem vereceksiniz. Yani bu deneme analizi böyle yapılır. Çok önemlidir. Bu çıkmış soruların videomda özel bir video çekeceğim. O kadar önemli eğitim bilimlerinde bunları yaptım. Çaldırıcılara baktık şu bu falan. Böyle arkadaşlar yani bunu yaptıktan sonra bunları yaptıktan sonra netleriniz zaten artıyor. ÖSYM'e aynı soruları çevirip çevirip soruyor ya. Soruyor yani. Murat hocamız sağ olsun bizi bu konuda uyandırmıştı. Yani Allah razı olsun başka bir şey de demiyorum yani. Ne yaptım ben bunun üstüne gittim. E, kaç net yaptım? 66 doğru 11 yanlış yaptım. Bu kadar yanlış yapmamın sebebi ne? Heh, buna da gelelim. Güzel. Güzel. ilk aklıma geldi. Mesela ben rehberliğe o kadar önem vermedim. ÖYT'ye çok önem verdim. Ölçmeye çok önem verdim. Sınıfa şuna. Hepsini ya full çektim.